Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine yeni bir ürün inceleyeceğiz. Değişik ürünler incelemeyi seviyorsanız, farklı ürünler keşfetmeyi seviyorsanız eğer lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu AliExpress'ten aldım ben. Fiyatı gayet uygundu. Videonun altına linkini bırakırım. Bu normal bildiğiniz su dalgası yapan bigudilermiş. Şöyle. Bu şekilde su dalgası. Bunu saçın içerisine nasıl koyduklarını gerçekten fotoğraflarında merak ediyordum. Çok enteresan gözüküyor. İçerisinden bir tane tığ çıkıyor. Şöyle üç parça halinde bir tığ çıkıyor. Bu böyle upuzun oluyor. Hemen iç içe takıp uzatıyorum bunu. Böyle bölmeleri var, delikleri var. Hemen böyle yerine oturuyor. Sonrasında bu borunun içerisinden bunu geçiriyorum. Saçınızı hafif nemlendirmeniz gerekiyor. Ya da banyodan hemen çıktıktan sonra, hemen kuruttuktan sonra daha etkili oluyormuş. Ben banyodan çıktım, saçımı böyle hafifçe, hafif değil bayağı kurudu aslında şu anda çekene kadar. Kuruttum ve şöyle bir tutam alıp tığa takıyorum. Daha sonra da saçımdan geçireceğim bunu. Şöyle bir göreyim de saçımı yolmadan yapayım. Şimdi bunun içinden geçerken acıtır mıyım diye korkuyorum ama deniyorum. Bir dakika, iyice dibinden alalım. Aynadan bakınca o kadar tersine geliyor ki ve çekiyorum içine. Oo, hepsini alıp tamam. Benim beceriksizliğim diyorum. Bırakıyorum. Bir daha yapacağım. Tamam. Azalalım ama bu kadar 2 4 6 12 tane var. Bütün saçımı yesmesi için çok da az alamam. Seyrek, gür saçlı olanlar belki 2 takım alabilirler. Ama bir deneyin tabii almadan önce. Bakalım işe yarıyor mu? Tamam, şimdi acıtmadan yaptım ama yine de böyle çekerken saçım kopacakmış gibi. Hani böyle tararken kırılır ya, öyle narin olacakmış gibi bir his oldu. Şöyle bir sıyrılıyor içinden. Yani evet, çok zarar verecek bir şeye benzemiyor. Bu şekilde bütün saçımı sarıp geliyorum. Eyvah, tutturamazsınız. Arada takılıyor, düğüm oluyor vallahi. Çok acıdı. Arada acıyor yani, ne yalan söyleyeyim. Kumaşla falan mesela eskiden sarardık biz böyle parça parça kesip. Kumaşları böyle düğüm yapardık. Öyle yatardık mesela. Sabaha kadar. Aynen. Şöyle, değil mi? Kumaşı böyle uzun uzun keserdim. Böyle 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 dolayıp şuradan düğüm atardım. Ah! Ah! Evet, böyle gerçekten tığ çekerken birçoğu yerde şey yapıyor. Kızım ne garip garip öksürme, yalandan öksürme sesleri çıkarıyorsun. Şimdi bak, saçımın arkasına bakın, şu kadar kısmı yarım kaldı. İki paket dediğim gibi almak gerekiyormuş ki benim saçım çok az. Yani belki de 3 paket almanız gerekiyor. Yok, 2 paket yeter ya, abartmayalım. Ama çok aldığınızda, o şeyle çektiğinizde, yani çok çok tutamları büyük tuttuğunuzda bu sefer de acıyor. Yani çok acıyor. Şimdi önce sıcakta sonra soğukta fön tutuyormuşuz. Açıyorum. Açıyor. Yani örmüşüm gibi sanki. Bir şey söyleyeceğim. Hepsini açtıktan sonra tam olarak örüp sökmüşüm gibi sanki. Ya acaba saçım çok uzun olsaydı bir şey olur muydu? Güzel olabilirdi. Saçım kısa diye mi yani bütün bunlar? Kötü mü? Peki siz söyleyin. Ben size yorumlayamayacağım. Kötü mü? Allah aşkına siz söyleyin. Yani bir kere saçıma hacim veren her şeyi ben seviyorum. Şu an mesela böyle bir 80'ler dalgası oldu. O zaman çünkü herkes bezle sarıyordu. Hayır, perma yapılmış, iri perma yapılıp ya da tutmamış perma yapıldığında böyle oluyordu. Ben de perma yaptırmıştım. O hatayı ben de düşmüştüm. Ya hata diyorum, perma saça çok yıpratan bir şey. Şimdi yeni permalar artık öyle değil ama o zaman yani bunun yani şu kısımları birazcık daha güzel oldu. Daha ince yaptığım için. Bunlar gibi böyle kat 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 bayağı bir havalı duruyordu saçım. Ve ondan sonra inanılmaz inceldi hepimizin saçı. Yani saçın
yapısına zarar veren bir şeydi perma. O zamanlar çok böyle iğrenç de kokar. Ondan sonra valla güzel, hoşuma gitti. Yani şu dalgayı normal maşayla veya düzleştiriciyle veremiyorsunuz. Bu tam bir perma dalgası. Bu arada benden biraz daha fazla tutabilirsiniz. Ben ısrarla öyle yazdığı için, kullanım kılavuzunda öyle yazdığı için öyle yaptım. Aslında daha fazla tutsaydım, şöyle şunlar gibi bu su dalgası olan kısımlar daha da fazla olacaktı diye tahmin ediyorum. Bir de dediğim gibi iki paket alın. İnce ince yapın ki, çünkü kalın çektiğimde dediğim gibi düğüm gibi olabiliyor, acıtabiliyor. Neyse, hoşuma gitti ya. Gitti, kötü değil. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü gerçekten bir sürü garip şey daha aldım. Geliyorlar yolda efendim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.